Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Şanuhu'nun bizlere seslenmiş olduğu ayetlerin 40.sındayız. Yani Kur'an'ın tertibine göre 40. nida. Maide suresi 95. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La taktulus sayde. Sakın av hayvanı öldürmeyin. Ve entum hurum. Siz ihramdayken av hayvanı öldürmeyin. Ve men katelehu minkum, sizden kim öldürürse, müteammiden, kasıtlı olarak kim av hayvanını öldürürse, fe cezaun, onun cezası mislu ma katele minen na'mi, onu öldürdüğü hayvan cinsinden, hayvanın değerinde bir hayvandır. Yani onun bedeli, öldürmüş olduğu hayvanın değerinde bir şeyi karşılamaktır. Peki bunu yaparken onun misli olduğunu nasıl anlayacağız? Allah Celle Şanuhu يَحْكُمُ بِهِ زَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ. İşte aranızda iki şahit hakemlik yapsın. İki tane adil şahit diyecek ki sen ihramlıyken öldürdüğün hayvanın dengi şu hayvandır. O hayvanı bulduk. Diyelim ki ihramlıyken avlandınız. Avlandık diyelim ve onun karşılığında da ceza olarak Allah Celle Celaluhu bize öldürdüğümüz hayvanın denginde, mislinde bir hayvan istiyor. Onu nasıl bulacağız? يَحْكُمُ بِهِ زَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ. Aramızda adil iki şahidi de bulduk. Onlar bize dediler ki işte şu hayvan. O zaman ne yapacağız onu? Hediye. Onu kurban edeceğiz. Kurbandır. Kurban yapacağız yani. Baligal Ka'beti. Onu ne yapacağız? Kabe'ye ulaştırılmak üzere kurban olarak vereceğiz. Ayetin başından buraya kadar alacak olursak Allah Celle Celaluhu ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la taktulus sayda ve entum hurum, siz ihramlıyken av hayvanı avlamayın, öldürmeyiniz. Ve men katelehu minkum müteammiden, kim onu kasten öldürürse, fe cezaun mislu ma katale minen na'mi, onun karşılığında öldürmüş olduğu hayvanın değerinde bir hayvan lazım gelir. Yahkumu bihi zeva adlin minkum, bu hayvanı da kim belirleyecek? Adil iki şahit belirleyecek. Peki belirlenmiş olan bu hayvan ne yapılacak? Hediyen, kurbanlık olarak baligal ka'beti, Kabe'ye kurban olarak sunulacak. Birinci ceza bu. Diyelim ki
bunu yapmadınız ya da yapamadınız, gücünüz yetmedi, şartlar olmadı. O zaman ne olacak? Ev kefaretun ta'amu mesakin. O zaman kefaret olarak, yani öldürdüğünüz hayvana kefaret karşılık olarak fakirleri doyuracaksınız. Evet. Onu da yapamadınız. Ev adlu zalike siyamen. Siyamen. O zaman ne olacak? Bunun bedeli olarak, adlu demek bedeli olarak, yani öldürdüğün hayvana karşılık olarak onun dengini bulamadın, vermedin, fakirleri de doyurmadın. O halde üçüncü bir şart geliyor. Allah Celle Şanuhu diyor ki, o halde bunun için ne yapacaksın? Oruç tutacaksın. Peki bunları niye yapıyoruz? Yani onun misli bir hayvanı fakirleri doyurmak veyahut da orucu niçin tutuyoruz? لِيَزُّوْقَ Tatmak için, yani onu ihramlıyken, yasak zamanda avlanmak haramken, hayvanları öldürmek haram iken öldürdün ya sen, işte bunun cezasını لِيَذُّوْقَ tatman için وَبَالَ اَمْرِهِ onun bedeli olarak ne yapıyorsun? Bu şekilde cezalandırılıyorsun ki sen öldürmüş olduğun hayvanın cezasını tadasın manasında. Efallahu amma selef. Allah Celle Şanuhu bundan önceki şeylerinizi affetsin. Yani Allah Celle Şanuhu'na yapmış olduğunuz bu günahtan dolayı, yasağı çiğnemiş olduğunuzdan dolayı Allah Celle Şanuhu sizin yapmış olduğunuz önceki bu şeylerinizi affetsin. Ve men ade, kim düşmanlık ederse, feyentikumullahu min, Allah Celle Şanuhu muhakkak ki ondan intikam alıcıdır. Yani kim Allah'a düşmanlık etmek istiyorsa bilsin ki muhakkak Allah intikam alıcıdır. Vallahu azizun zuntikam. Muhakkak ki Allah azizdir ve intikam sahibidir. Azizin manası, değerli kardeşlerim, Esma-ül Hüsna'dan olan bir isimdir. Manası, düşman ne kadar güçlü olursa olsun, sayıları ne kadar çok olursa olsun, muhakkak Allah Celle Şanuhu onları mağlup eden, onlara karşı galip gelendir. Ve hem de intikam alarak burada, kim Allah'a düşmanlık yaparsa bilsin ki Allah Celle Şanuhu o düşmanlık yapanlar her ne kadar güçlü, kuvvetli, silahları, sayıları çok olursa olsun muhakkak ki Allah Celle Şanuhu bunlara galip gelecek ve intikam alacaktır. Ayet-i Celil'e gayet açık değerli kardeşlerim. Tefsirlere de baktım. İşte ihramlıyken hayvanın her türlüsünü öldürmek, her türlü canlıyı öldürmek yasaktır. Dolayısıyla herhangi bir av hayvanını av kastıyla veyahut da bilerek öldürürsen, hatta tefsirlerde kazara dahi öldürmüş olsan ona kefaret lazım geldiğini söylüyorlar. İşte bunun cezası da ya o hayvanın cinsinde, bedelinde, değerinde bir hayvanı Kabe'ye kurban olarak vermek veyahut da o hayvanın değerinde fakirleri doyurmak ya da oruç tutmaktır ki Allah Celle Şanuhu geçmişte yapmış olduğumuz günahlarımızı affetsin. Ve her kim ki Allah'a düşmanlık ederse Allah Celle Şanuhu onlardan mutlaka intikam aldığı gibi Allah daima galip ve intikam sahibidir. Mevlam Teala ve Tekaddes Hazretleri Allah Celle Şanuhu'nun
Kur'an-ı Kerim'de bizlere haber vermiş olduğu bütün emirleri yerine getirmeyi gücümüz yettiği nispette, bütün nehilerinden kaçmayı gücümüz yettiği nispette nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve